Bekarlık sultanlık denilir ee, ama şunu biliyoruz ki biz lütfen bekarlık sultanlıktır diyenlere kulak asmayın. Neden? Evlilik hem cefasıyla hem, hem de sefasıyla bir nimettir. Nasıl bir nimet? Buna geçeceğiz ama öncesinde insan neden evlenir? Herkes evlenmek zorunda mıdır? Evlilik duygusal bir ihtiyaç mıdır? Fiziksel bir ihtiyaç mıdır? Neden evleniriz hocam? Şimdi insan yapısı gereği bağlanma ve yakınlaşma ihtiyacı olan bir canlıdır hı hı. ve sosyal bir canlıdır. Bilimsel çalışmalarda artık bunu gösteriyor ki bağlanma güdüsüyle yakın olma, biriyle beraber olma güdüsüyle dünyaya geliyoruz. Öyle olduğu için de insan evliliği tercih ediyor. Evli olup bir aile olduğu bir e, duruma doğru koşuyor aslında. Bakmayın o bekarlar, bekarlık sultanlıktır bekarları söylenen sözlere. Bekarlık sultanlıktır aman evlendim mahvoldum bittim diyen, diyen kişiler çoğunluğu neden boşanmıyor acaba? Hmm. Bir yönüyle aslında söz geyiği diyelim, öyle bir şey yapılıyor. Evlilik, insana geliştiren, olgunlaştıran, hayata hazırlayan, zor günlerde e, beraber yanında bir haya, hayat arkadaşıyla yoluna devam eden bir müessesedir. Ve aslında evlilikle bir ülkenin en önemli hücresini, çekirdeğini oluştururuz. Biz aile oluruz. Evet. Aile oluruz, eş oluruz. Ee, anne, oluruz, anne oluruz, baba oluruz ve bir de birey olarak da ayakta durabildiğimiz niteliklerimiz olursa çocuğumuza da çok güzel miras bırakırız. Hı. Şimdi cefa ve sefa dedik. Evet. Baktığımızda cefa ve sefasıyla evlilik dediğimizde bizler biyolojik olarak büyük de olsak birisinden hoşlanarak başladığımız o çekimle onunla yan yana olma, onunla hem hal olma, vakit geçirme duygusuyla evliliğe doğru koşuyoruz. Evlilik sonrasında da bir aile olmakla ilgili hayatı götürmeye başlıyoruz. Fakat biyolojik olarak bedenimiz büyük, ruhsal ihtiyaçlarımız ortaya çıkmış Cinsel arzularımız ortada olmuş da olsa aslında çoğumuz evliliğe hazır olmuyoruz. Evliliğe hazır olmuyoruz. Evliliği sadece iki kişinin paylaştığı duygusal bir çekim gibi hissettiğimiz bir arzuyla nefsimizden gelen bir arzuyla başladığımız bir noktada oluyoruz. Bazı evliliğe başlayan kişiler daha hazırlıklı ve bilinçli bir şekilde bir yolculuğa çıkıyorlar. İçimizdeki o çekim ve güdüyle biz başladığımızda bakıyoruz ki aa bir dakika ya ben ben onu sevmiştim. Onun ailesiyle niye beraber olacakmışım? Niye bir arada olacakmışım? Ya öyle bir şey tercih et. ...sen anneni babanı gör ya ben gelmeyeceğim. Olmaz. Yalnızlık Allah'a mahsus. Eğer toplum içinde kalabilme potansiyelin yok ise burada bir sorun vardır. Hmm. İşte burada bakalım. Kişi için bir cefa gibi. Aslında ama bu cefa onu geliştiren bir durum. Hı hı. Aslında normalde cefa olmayan bir şeyi biz hala bir ergen yapısında, çocuk yapısında duygusal bir noktadaysak eğer evliliğin sorumluluklarını almakta zorluk çekiyoruz.